Öncelikle gün vakit ayırıp da bu webinardan istifade etmek için burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim için de aslında oldukça öncelikli bir deneyim bu. Çünkü stratejik planlar oldukça önemli politika belgeleri. Bir kurumun önümüzdeki 4 yılına 5 yılına rehberlik edecek onların vizyonlarını dokümante eden evraklar, belgeler bunlar. Dolayısıyla bu perspektiften yani Marmara Denizi perspektifinden bir stratejik planın incelenmesi ve Marmara Denizi hassasiyetinin stratejik plana yansıtılması oldukça önemli bir konu. Dediğim gibi özellikle 2021 yılından itibaren bu çok önemli bir konu olmaya başladı. Ben oldukça içeriğine güvendiğim bir sunum hazırlamaya çalıştım. Müsaadeniz olursa şimdi onu sizinle paylaşacağım. Şöyle yapıyorum. Pardon. Birazcık. Bu sırada tüm katılımcılarımıza bir bilgilendirme geçmek isterim. Sorularınızı chat bölümünden ve soru cevap bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Eğitimin sonunda soru cevap kısmımız da olacak. Tekrar çok teşekkürler Cihat Bey. Ben Sözü teşekkür devrediyorum. ederim. Tamam, teşekkür ederim. Başlıktan da anlaşılacağı üzere stratejik plana yansıtılacak perspektiflerden belki de Marmara Denizi Havzası'nda olan kurum ve kuruluşlar için en önemli değer, en önemli önceliklerden bir tanesi Marmara Denizi olsa gerek. Bu bağlamda Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından hazırlanan bu eğitim serisi içerisinde Marmara Denizi perspektifinin de müfredata dahil edilmesi kendi adıma, uzmanlık alanım adına oldukça memnuniyet verici. Ben bu hassasiyetleri dolayısıyla kendilerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Marmara Denizi ile ilgili stratejik plan perspektifine odaklanmadan önce birazcık böyle sizlerle muhtemelen önemli bir kısmına hakim olduğunuz, vakıf olduğunuz bazı bilgileri paylaşmak istiyorum Marmara Denizi'ni tanımak üzere. Çünkü Marmara Denizi'ni tam anlamıyla tanımadan kurumunuzun stratejik amaçlarına, hedeflerine ve bunlara bağlı olarak geliştireceğiniz eylem ve faaliyetlere Marmara Denizi'ni yansıtmak çok güç olabilir. O yüzden öncelikle Marmara Denizi'ni iyi bir tanımamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Marmara Denizi, Karadeniz ile Ege Denizi arasında bir su köprüsü niteliğinde. Çok kıymet verdiğimiz Profesör Mustafa Sarı Hoca bunu işte Anadolu'nun bir kısrak başı gibi uzanmasıyla ilişkilendiriyor bu coğrafi görüntüyü. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli Marmara Denizi. İki tabakalı bir akış var Marmara Denizi'nde. Ege Denizi'nden gelen aslında Akdeniz'in çözünmüş oksijen seviyesi, konsantrasyonu oldukça yüksek suyu alt tabakadan Marmara Denizi'ne giriş yapıyor ve Karadeniz'den bir üst tabaka suyuyla Marmara Denizi'nde buluşuyor. Yani Marmara Denizi'nin akışında, Marmara Denizi'ndeki harekette bir iki tabakalı akış söz konusu. Üst su ile alt suyun çok temel bazı parametreler bakımından birbirlerinden farklı olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra yine Karadeniz'de ve Akdeniz suyunda, Ege Denizi'nden gelen Akdeniz suyunda yoğunluk farkı ve su seviyesi farkı bulunuyor. Yaklaşık Karadeniz suyunun işte 25 ila 30 santime varan bir farkla daha yüksek bir seviyede olması Akdeniz suyunun, Ege Denizi'nden gelen suyunun, daha doğrusu Ege Denizi'nin su seviyesi farkı arasında yaklaşık 25-30 santimlik bir farkın olması yine Marmara Denizi'ni oldukça dinamik, akışların yoğun olduğu bir iç su haline getiriyor. 11 bin kilometre kadar bir yüzey alanına sahip Marmara Denizi. Bu bir deniz için küçük bir alan takdir edersiniz ki. Ama oldukça aslında büyük bir su kütlesinden bahsediyoruz. Etrafındaki şehirler Türkiye'nin gerek kentsel gerek endüstriyel hatta kuzey yani Trakya'yı ve Güney Marmara'nın tarımsal aktivitesini de düşündüğümüz zaman
tarımsal anlamında da oldukça dinamik şehirleri ve bu şehirlerde neredeyse 30 milyonluk bir nüfus hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu Marmara Denizi üzerindeki baskıları da oldukça etkileyen bir aslında faktör. Yine Marmara Denizi'nin etrafında az önce ifade ettiğim gibi endüstriyel bölgeler bulunuyor. Çok sayıda organize sanayi bölgesi bulunuyor. Ve yine az önce ifade ettiğim gibi işte Türkiye'nin domates ihtiyacının önemli bir kısmı işte güneyden Balıkesir tarafından, Çanakkale tarafından karşılanıyor. İşte Trakya tarafında ayçiçek başta olmak üzere işte önemli bir takım tarımsal aktiviteler söz konusu. Marmara Denizi'ne 7 tane şehrin kıyısı olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim idari olarak bir kategorizasyon yaptığımız zaman 5 tanesi büyük şehir ve 2 tanesi de il belediyesi. Biliyorsunuz İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ gibi büyük şehirler ve Çanakkale ve Yalova gibi de il belediyeleri de yine Marmara Denizi'nin etrafında bulunuyor. Balıkçılık faaliyetleri oldukça yoğun Marmara Denizi'nde. Dolayısıyla özellikle balık sezonunun açılmasıyla Marmara Denizi'nde ekstra bir aktivitenin olduğunu da söylemek mümkün. En önemli hususlardan bir diğeri de dünya denizcilik faaliyetlerinin çok önemli bir kısmı, yaklaşık %15'e yakın bir kısmı. Türk Boğazlar Sistemi dediğimiz Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nın oluşturduğu Türk Boğazlar Sistemi'ni kullanıyor. İstanbul Boğazı'ndan yıllara sarıyor olarak değişmekle beraber ortalama yılda 35 bin ila 40 bin arasında gemi geçiyor. Bunların da yoğun bir deniz trafiği oluşturduğunu, bu deniz araçlarının Marmara Denizi'ne işte bir takım olumsuz etkilerinin de olduğunu görmezden gelemeyiz. Bir diğer önemli hususlardan bir tanesi, hemen bu şeyde uydu görüntüsünün kuzey tarafında göreceğiniz, yani Trakya'nın bittiği noktada yukarıda, Romanya'nın Tulcea bölgesinden Karadeniz'e bağlanan Tuna Nehri'nin de bir yüzeysel akıntıyla Marmara Denizi'ne girişi söz konusu. Bunun Marmara Denizi'nin üzerindeki kirlilik baskısına etkisi hala tartışıla gelen bir konu. Özellikle 2000 yıllardan itibaren bu Güneydoğu Avrupa bölgelerinin Avrupa Birliği'nin çevre mevzuatı normlarına uygun hareket etmesi, bu Marmara Denizi'nin üzerindeki kirlilik baskısını ciddi oranda azalttığı biliniyor. Ancak hala Tuna Nehri etkisini de hesaba katmadan hareket etmememiz gerekiyor. Şimdi Marmara Denizi'ni konuşurken, Marmara Denizi'ne olan etkileri konuşurken az önce ifade ettiğim sadece Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 tane şehrin etkisinden söz etmek eksik olur. Bunu ortadan kaldırmak adına Marmara Denizi Havzası tanımının üzerinde konuşmamız gerekiyor. Boğazların ve Marmara Havzası'nın, Marmara Su Havzası'nın bir kısmını ve Susurluk Havzası'nın tamamından oluşan bölümü kapsayan bir coğrafi alan var. Ve bu alan aslında yüzeysel suların ve akışların nihayetinde Marmara Denizi ile buluştuğu bir coğrafi alanı ifade ediyor. Hal böyleyken gerek Marmara Denizi ile ilgili bir strateji geliştirirken gerekse bizim bulunduğumuz kamu kurumunun kuruluşunun her neyse Marmara Denizi'ne olan etkisini incelerken bu bölgede yer almak bizim için önemli. Yer almamak da olumlu manada önemli tabii. Dolayısıyla bütün Marmara Denizi havzasındaki kurum ve kuruluşların her ne olursa olsun mutlaka faaliyetlerini Marmara Denizi odaklı olarak belirlemesi, buna uygun vurguları yapması çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla artık Marmara Havzası ya da Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerler gibi oldukça muğlak ifadeleri kullanmak yerine
Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Plan içerisinde de ifade edildiği gibi Marmara Denizi Havzası ifadesini kullanacaksın. 2019 yılında Marmara Denizi kıyılarının ekolojik durumunu birazcık inceleyelim istiyorum sizlerle. Gördüğünüz gibi Marmara Denizi'nin özellikle Körfez bölgelerinde ve işte kuzeyde İstanbul kıyıları, güneyde Bursa, Yalova civarlarında kötü kalite bir su kalitesi belirlenmiş durumda. Çanakkale, Şarkköy kıyıları iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Tekirdağ, İstanbul, Anadolu yakasının bir kısmı, Bursa, Yalova, Susurluk ve Balıkesir'in bir bölümünü temsil eden su yönetim bölgelerindeki durumunda, su kalitesi durumunda orta kalite olduğunu görüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi özellikle kentsel dinamizmin ve endüstriyel etkinliğin bir sonucu olarak belki de İstanbul ve Kocaeli'ni temsil eden su yönetimi bölgelerinin zayıf kalitede su da olduğunu söylemek mümkün. Yani az önce ifade ettiğim bu Marmara Denizi'nin etrafındaki baskılar şu anda su kalitesi olarak incelendiği zaman bu şekilde bir kıyı bölgelerindeki bir su kalitesi durumuna işaret ediyor. Bir de çözünmüş oksijen çok önemli bir parametre. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili bize bilgi vermesi açısından çok önemli bir parametre. Sizin de yine haritadaki kırmızı, yeşil, mavi ve turuncu noktalarda da gördüğünüz gibi burada da çözünmüş oksijen miktarı bakımından Marmara Denizi'nin durumunu görüyorsunuz. Az önce iki tabakalı su durumundan söz etmiştim. Burada da göreceğiniz gibi özellikle Çanakkale Boğazı'ndan giren Akdeniz'in alt suyu o girişteki noktalarda çözünmüş oksijen seviyesinin 6 miligram bölü litre ile 8 miligram bölü litre arasında aslında zengin bir çözünmüş oksijen miktarı ile giriyor. Ancak bu suyun işte daha doğuya doğru gidildikçe, daha doğrusu kuzey doğuya doğru gidildikçe ve Marmara Denizi'nin iç sularında da kırmızı noktalara yani 0 ila 2 miligram bölü litre seviyelerine düştüğünü görüyoruz. Her ne oluyorsa suyun Akdeniz'den Karadeniz'e doğru giderken ki seyrinde, macerasında çözünmüş oksijen miktarında ciddi bir azalmayla karşı karşıya kalıyoruz. Marmara Denizi'nin şu anki durumu ekranda gördüğünüz gibi. Yani bir diğer önemli parametre Marmara Denizi'ndeki sıcaklık değişimi değerli arkadaşlar. Marmara Denizi'ndeki sıcaklık değişiminin 20 yıllık neredeyse 18 yıllık bir anomalisini görüyorsunuz bu grafikte. 20 yılda 2 dereceye yakın bir sıcaklık artışı söz konusu olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz bu sıcaklık artışında iklim değişikliğinin etkisi yani bütün dünya denizlerinin, dünya su kütlelerinin, tuzlu su kütlelerinin ısınmasının da bir payı var. Bunun yanı sıra yine Marmara Denizi'nin etrafındaki belki detaylarını biraz sonra biraz daha gireriz. Termal bir girdi de söz konusu. Yani soğutma suyu dediğimiz endüstride kullandığımız soğutma suyu olarak Marmara Denizi'ni çekiyor endüstriyel kuruluşlar. Bu suyu kendi proseslerini soğutmak üzere kullanıyorlar ve akabinde bu suyu belli başlı yine soğutma ünitelerinden de geçirerek tekrar Marmara Denizi'ne deşarj ediyorlar. Bu da Marmara Denizi'nde bir sıcaklık farkına işaret edecektir. Haliyle 16 dereceden yaklaşık 18 dereceye, yıllık ortalama 18 dereceye varan bir sıcaklık farkından bahsetmemiz gerekiyor. Kuşkusuz gece ve gündüz arasında da bir sıcaklık farkı olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Bu da oldukça güneş ışınlarının etkili olduğu bir diğer faktör. Devam edelim.
Şimdi Marmara Denizi'ne kirlilik baskıları ve belediyelerin görev ve sorumluluklarına birazcık eğilmek istiyorum ben. Bizim 2017 yılında Marmara Denizi sempozyumlarının hemen akabinde yaptığımız bir takım bir dizi çalıştaylar olmuştu ve burada Marmara Denizi üzerindeki kirlilik baskısını incelediğimiz bir çalıştaydı bu. Marmara Denizi'nin üzerindeki kirlilik baskıları çok temelde kara kökenli kirleticiler, gemi kaynaklı kirleticiler, dip taramaları, mikrobiyolojik kirlilik, deniz çöpleri, sınır aşan kirlilik ve kıyı düzenlemeleri olarak kategorize ettik. Sizin de yansıda göreceğiniz gibi aslında temelde kara kökenli kirleticilerle ilgili bir aşama kat edilmesi halinde Marmara Denizi'nin sahip olduğu mevcut kirliliğin önemli bir kısmı aslında yönetilebilir bir noktaya gelmiş oluyor. Bunların en önemlileri belki de bugün konuşacağımız işte kentsel atık sular, endüstriyel atık sular, deniz çöpleri ve tarımsal aktiviteler sonucu meydana gelen bir kirlilik söz konusu. Bir de tabii gemi kaynaklı kirleticilerden işte sintine çamurlar, balast suları, petrol ve yağ kaçakları da oldukça önemli bir takım etkenler arasında yer alıyor. Bu bağlamda söylemeden geçemeyeceğim bir diğer husus da kıyı düzenlemeleri. Bildiğiniz gibi eğer bir deniz ekosistemi ile ilgili ekosistem sağlığına ilişkin bir düzenleme ya da bununla ilgili bir hassasiyete sahipsek biliriz ki aslında deniz ekosisteminin, deniz biyoçeşitliliğinin önemli bir kısmı kıyılara yakın noktalarda aktif olurlar. Dolayısıyla kıyı düzenlemeleri her ne kadar bir kirlilik ya da denize bir girdi gibi gözükmese de doğrudan deniz ekosistemini ve ekosistem sağlığını tehdit eden unsurlar haline gelmiş oluyor. Hal böyleyken kıyı düzenlemelerinden mümkün olduğunca kaçınmak, çok ihtiyaç halinde de düzenleyici etki analizleriyle, gerekli izinlerle, öncesinde bir biyoçeşitlilik izlemeyle ve akabinde bir biyoçeşitlilik izlemeyle prosesin çalıştırılması gerekiyor. Şimdi bu Marmara Denizi'ne yönelik kirlilik baskılarını konuştuktan sonra aslında belediyelerin bu baskılar söz konusu olduğundaki pozisyonuna birazcık değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bütün belediyeler bilir ki 5393 sayılı belediye kanununda belediyelerin görev ve sorumlulukları işaret edilmiştir. Burada özellikle imar, su, kanalizasyon gibi deniz içi ulaşımını da kapsayacak şekilde ulaşım, kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık gibi aslında doğrudan Marmara Denizi ile ilişkili olabilecek başlıklar belediye kanununa göre belediyenin görev ve sorumlulukları arasında işaret edilmiş başlıklar. Haliyle özellikle kentsel atık sular, düzenli depolama sızıntı suları, işte deniz içi ulaşımından kaynaklanan kirlilikler, özellikle kentlerimizde karasal kaynaklı kirleticilere örnek olan işte deniz çöplerinin yönetimi gibi konular ya da kıyı düzenlemelerine izinler vesaire gibi konular doğrudan aslında belediyelerin söz sahibi olduğu, söz sahibi olmadığı noktalarda da mutlaka belki bir takım imtiyazlarla, bir takım ilgili konumda yer almalarıyla etkili olabilecekleri alanlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla biz konuşmamın en başında bahsettiğim gibi bir belediyenin özellikle Marmara Denizi havzası içerisinde ise mutlaka ve mutlaka stratejik planda Marmara Denizi ile ilgili hususi bir bölümün ayrılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi birazcık daha kentlerin Marmara Denizi üzerindeki baskılarına daha da odaklanalım istiyorum. Değerli arkadaşlar, Marmara Denizi'ne deşarj edilen suların günde işte bu yaklaşık işte 5,8 milyon metreküp kadar bir sudan söz ediyoruz, atık sudan söz ediyoruz.
Bu atık suyun nüfus kategorisinde yaklaşık %52'si ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden çıktıktan sonra Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Biyolojik arıtma sonrasında Marmara Denizi'ne deşarjlar %12 seviyelerinde ve aslında belki de her şeyi bir kenara bırakıp varımızı yoğumuzu ayıracağımız bir konu ön arıtma. Yani ön arıtma dediğimiz çevre mühendisi arkadaşlarımız daha iyi bileceklerdir ki mekanik bir tutma işleminin sonrasında derin deniz deşarjları yöntemiyle denizin oldukça dip suyuna, alt suyuna verdiğimiz atık sulardan söz ediyoruz. Burada herhangi bir biyolojik ya da azot fosforla ilgili bir tutma işlemi söz konusu değil. Kuşkusuz ön arıtmanın çok eser miktarlarda bu bağlamda da bir tutuculuk özelliği var ama ön arıtma mekanik bir arıtmadır. Hatta bazı kaynaklar, literatür bilgisi ön arıtmanın bir arıtma dahi olmadığını ifade ederler. Sadece işte oradaki pompaj işleminin, pompalama işleminin sorunsuz bir şekilde yürümesi için, mekanik aksaklıkların çıkmaması için sudaki iri hacimli parçacıkların sudan uzaklaştırılması bağlamında yapılan bir harekettir, yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla bugün Marmara Denizi'ne deşarj edilen kentsel atık suların yaklaşık %36'sının herhangi bir ileri biyolojik prosesten geçirilmeden Marmara Denizi'ne deşarj edildiğini biliyoruz. Bu çok önemli bir husus. Önümüzdeki konularda da bu konuyla ilgili neler yapılması gerektiği konusuna yine değineceğiz. Şimdi burada etrafındaki şehirlerden bahsettik Marmara Denizi'nin. Doğrudan deşarj yapan şehirler bunlar. Marmara Denizi havzasındaki Kütahya gibi mesela şehirlerin Marmara Denizi'ne doğrudan deşarj olmadığı için burada yer vermedik. Biliyorsunuz nüfusu bağlamında en yüksek mertebede olan İstanbul, Marmara Denizi'ne en fazla suyu deşarj eden şehir. Onu Kocaeli, Bursa, işte Yalova, Balıkesir, Tekirdağ izliyorlar. Ve gördüğünüz gibi burada böyle bir dağılım söz konusu. Her gün İstanbul'dan Marmara Denizi'ne yaklaşık 4,2 milyon metreküp atık su deşarj ediliyor. Bu suyun önemli bir kısmında hala ileri biyolojik arıtmayı gerektirecek gelişim alanlarının da olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki, şimdi Marmara Denizi ile ilgili özellikle kentsel bir perspektiften durumun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı toparlamış gibiyiz. Bizim 2021 yılına geldiğimiz noktada bütün bu bildiğimiz parametreler, bütün bu kirlilik unsurları hakkında fikrimiz vardı ve en nihayetinde biz diyorduk ki Marmara Denizi'nin etrafında çok yoğun bir kentsel aktivite var, üst düzey bir endüstriyel aktivite var ve tarımsal aktivite de söz konusu. Dolayısıyla Marmara Denizi bu kadar yoğun yükü kaldırmakta zorlanıyor ve hatta kaldıramıyor. Çünkü çözünmüş oksijen haritalarından da gördünüz. Sıfır noktasında çözünmüş oksijeni olan çok sayıda lokasyon var, deniz izleme noktası var. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin suyu oksijensiz durumda. Peki bunun bir sonucu olarak nelerle karşılaşıyoruz? Hepimizin yakından hatırlayacağı gibi 2021 yılında bir müsilaj vakasıyla, aşırı müsilaj artışı vakasıyla karşı karşıya kaldık. Müsilaj yine muhtemelen çoğunuz hakim olacağınız gibi aslında doğal bir vaka. Ancak bunun aşırı bir şekilde yoğunlaşması ve artmasına bağlı olarak bir kriz durumu oluşturması çok mümkün ve 2021 yılında karşılaştığımız durum da buydu. Önemli sayıda akademisyenin işaret ettiği üzere Marmara Denizi'ndeki yoğun azot ve fosfor miktarına bağlı olarak yine az önce bir anomali haritasında, sıcaklık anomali haritasında belirttiğim gibi sıcaklık farkına bağlı olarak bir etki söz konusu ve en nihayetinde yine bazı hocaların
itiraz ettiği ama bazılarının oldukça önemsediği bir diğer unsur. Düşey olarak bir sirkülasyonun zayıflığından ötürü iki tabakalı o yapı arasında bir geçiş durumunun seyrek olması nedeniyle bir düşey durağanlık ortaya çıkıyor ve bu üç faktör bir araya geldiğinde Marmara Denizi'nde sizin şu anda ekranda gördüğünüz gibi küçük küçük teknelerin, deniz araçlarının araçlarını adeta yutan bir görünümde bir müsilaj vakasıyla karşı karşıyayız. O döneme yakından tanıklık yapan ve o dönemki çalışmaların tam ortasında bulunan birisi olarak söylemem gerekir ki tam bir afet haliydi müsilaj durumu Marmara Denizi etrafında yaşayan özellikle insanlar için. Dolayısıyla müsilaj dan öncesi ve müsilajdan sonrası şeklinde Marmara Denizi'nin çevre yönetimini ve sürdürülebilirliğini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi burada Marmara Denizi'nin çevre yönetiminin sürdürülebilirliğini ayrı değerlendirmemiz gerekiyor noktasında bir zaman çizelgesi üzerinden gitmekte fayda var. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak yoğun bir şekilde Marmara Denizi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Marmara Denizi sempozyumları bu bizim çalışmalarımızın ana akım faaliyeti konumunda. Bu çalışmaların zaten sonuçlarında, çalıştayların sonuçlarında Marmara Denizi'nde adını koyamadığımız ama bir takım olumsuz durumlara işaret eden şeylere ulaşmıştık ama buna müsilaj dememiştik. Müsilajla karşılaştıktan sonra evet biz buna söylüyorduk zaten dedik yani. Çok hızlı bir araya geliş oldu müsilaj, aşırı müsilaj vakasından hemen sonra. Hızlı bir şekilde işte Şubat ayında görülmeye başlanan, Mart ayında yoğunlaşan ve devamında işte Nisan, Mayıs ve Haziran'ın başı gibi oldukça üst seviyeye çıkan müsilaj konusunda 6 Haziran 2021'de Marmara Denizi Eylem Planı ilan edildi. Sizin de ekranda gördüğünüz fotoğraftan da dikkat edeceğiniz üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve diğer büyükşehir Marmara Denizi'ne kıyısı olan büyük şehirler ve illerin belediye başkanlarıyla, valileriyle oldukça kapsamlı ve kuşatıcı bir takım idari tartışmalar yürütüldü. Ve bunun akabinde 22 maddelik bir Marmara Denizi eylem planı ilan edildi. Bu eylem planının detaylarından bahsedeceğiz. Bu noktada Marmara Belediyeler Birliği ona üye olan belediyelerin gücüyle Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nda yer aldı ve Marmara Belediyeler Birliği'nin bünyesinde bir bilim ve teknik kurulu oluşturuldu. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan bir kurul. Ve o dönem özellikle yoğun bir şekilde yürütülen Marmara Denizi'nden müsilaj toplama faaliyetlerinde aktif olarak yer aldı. Ve en nihayetinde Marmara Denizi bütünleşik stratejik plan hazırlıklarında da Marmara Belediyeler Birliği yer aldı. Bununla birlikte çok sayıda yayınlar, çalışma ziyaretleri, işbirlikleri ve etkinlikler de gerçekleştirildi. Peki bütün bunlar ne içindi? Bütün bunlar aslında bugün bu eğitimi yapmamıza neden olan motivasyon neyse aynı motivasyonla. Kurumları Marmara Denizi odaklı bir planlama ve faaliyetler oluşturma ekseni etrafında toplamak, bir masada toplamak ve ortak değerimiz olan çok kıymet verdiğimiz bir varlığı bütün bu planlamalarımızda hesaba katmak, dikkate değer bulmak idi. Şimdi eylem planı oldukça dediğim gibi geniş bir ekip tarafından çok sayıda belediye başkanının, valinin, bizzat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın bulunduğu bir masadan çıktı ve
Marmara Denizi ile ilgili kurumsal yapıya odaklanan, planlama ve yasal düzenlemeleri içeren, ilk etapta temizlik faaliyetlerini düzenleyen ve orta ve uzun vadede de atık su arıtma, denetim, izleme, tarım ve balıkçılık gibi konuları dikkate değer bulan bir içeriği vardı Marmara Denizi Eylem Planı'nın. Bununla beraber bütün bu çalışmaları aslında sürdürülebilir kılacak şekilde bir eğitim ve farkındalık perspektifinin de olduğundan söz edebiliriz. Söz konusu Marmara Denizi Eylem Planı'nın eylemlerinin uygulama durumu ile ilgili, performanslarının durumu ile ilgili belli periyotlarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önderliğinde ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştiriliyor. En son toplantının Mayıs sonunda olduğunu söyleyebilirim. Mayıs sonunda İstanbul Dolmabahçe'de bir toplantı gerçekleştirdik. Zamanın Bakanı Sayın Mehmet Özasekin'in başkanlığında ve bu eylemlerde gelinen nokta ele alındı. Çok önemli ölçüde yani sayısal çoğunluk olarak eylemlerde yüksek bir başarı performansına ulaştığını görebiliriz. Ama özellikle kentsel atık su yükünü azaltmaya işaret eden eylemlerde halihazırda kat edilmesi gereken çok mesafe olduğunu da üzülerek söylemek gerekiyor. Çünkü yaklaşık işte eylem planı ilan edildiğinden bu yana 2 yıldan daha fazla bir süre geçti. Özür dilerim, 3 yıl geçti, 3 yılı da aştı. Bu 3 yıllık süre zarfı içerisinde kentsel atık su yükünün ön arıtmadan ileri biyolojiye evrilmesinde sadece %0,6 bir artıştan söz edebiliyoruz. Bu oldukça üzerinde düşünmemiz gereken bütün kurumlarıyla, bütün idari organizasyonlarıyla meseleyi dikkate almamız gerektiğini işaret eden bir çok sınırlı bir gelişme. Ben gelişme olarak bile vurgulanması taraftarı değilim ayrıca. Şimdi bu eylem planı kapsamında bugün Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Sizin üstteki haritada gördüğünüz gibi. Özel çevre koruma bölgesi ilanının oldukça önemli bir takım kriterleri var. Bu Marmara Denizi'ndeki kıyı düzenlemeleriyle ilgili oldukça önemli sınırlamalar getiriyor. Ve çevre yönetiminin diğer unsurlarına ilişkin çok önemli sınırlamalar getiriliyor. Ancak belediyelerin bu noktadaki pozisyonu ile ilgili bir takım tartışmalar da var. Yani bu belediyelerin yetki alanı ile ilgili bir takım kısıtlamalar da getirmesi bakımından aslında eleştirilen bir tavrı da var. Özel çevre koruma bölgesi durumunun. Ancak bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Marmara Denizi'ndeki kıyı suyu kütleleri hassas kıyı suyu kütlesi olarak ilan edildi. Yine alttaki haritada görebileceğiniz üzere az önce size kıyı suları ile ilgili yaptığım su kalitesi açıklamasında ki alanlara işaret eden noktalar gördüğünüz gibi artık hassas kıyı suyu kütlesi olarak ilan edildi. Bunun da Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemelerine göre ne anlam ifade ettiğini ayrıca ilgilenen arkadaşların mutlaka dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Artık Marmara Denizi müsilajdan önceki idari ve yasal statüsünde oldukça başka bir noktada olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi biraz önce kentsel atık suyla ilgili yaptığımız anlatımı birazcık daha detaylandırmamız belki gerekiyor. 30 bin metreküp bölü gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesislerinin önceliklendirilmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Burada ekranda göreceğiniz tabloda aslında
En fazla özür dilerim. En fazla pardon. Evet. En fazla suyu deşarj eden İstanbul, dolayısıyla İstanbul. İstanbul'un halihazırda devam eden bir takım atık su arıtma tesisi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri inşaları söz konusu. Bütün bu inşaatlar nihayete erdiği zaman Balıkesir'in ve Kocaeli'nin fiziksel biyolojik ileri biyolojiye atık su arıtma tesislerinin dönüşümü sağlandıktan sonra şu anda %52 seviyelerinde olan ileri biyolojik atık su arıtma oranının %92'ye ulaşması hedefleniyor ve bununla ilgili özellikle İstanbul'da işte Yeni Kapı ile ilgili, Balta Limanı ile ilgili Küçükçekmece ön arıtımın tünellerle ileri biyolojik arıtmaya bağlanması ile ilgili halihazırda çok hummalı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu oran değişimi, bu oran gelişiminin hayal olmadığını en azından ifade etmek gerekir. Mutlak suretle çok önemli organizasyonlar, şehirlerimizin su ve kanalizasyon idareleri bu konularda hem teknik olarak hem finansman olarak çok ciddi bir iş yüküyle karşı karşıya olup %52'den %92'ye ileri biyolojik arıtma seviyesini çıkartmakla ilgili çalışmalar içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir diğer önemli husus da derin deniz deşarjı standartlarında bir takım güncellemeler getirildi müsilajdan sonra özellikle. Yani Marmara Denizi Havzası Eylem Planı kapsamında deşarj standartlarında kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalarda %20 ila %50 oranında işte deşarj parametrelerine göre işte KOI'dir, azottur, fosfordur bunlarla ilgili bir takım kısıtlamalar getirildi. Bu da alıcı ortamı yani Marmara Denizi'ni çoğu zaman Marmara Denizi'ne alıcı ortam dendiğine de şahit oluyoruz. Açıkçası bu çevre mühendisliği disiplininin terminolojisinde olan bir kavram. Ancak yıllar içerisinde bu kavramın çok da insani olmadığına ben inanmaya başladım. Buradan da samimi bir itirafta bulunmak isterim. Marmara Denizi'ni bir alıcı ortam olarak değerlendirmek çok insan referanslı bir bakış. Dolayısıyla doğa ve ekoloji referanslı bir bakışa çok da uygun değil diye düşünüyorum. Haliyle Marmara Denizi'nin Marmara Denizi olarak anılması taraftarıyım. Deşarj standartlarında yine Marmara Denizi perspektifinden takım kısıtlamalar getirildiğini söylemeliyiz. Marmara Denizi'nin üzerindeki kirlilik baskısı söz konusu olduğunda endüstriyel baskılarda çok önemli olduğunu söylemiştik. Etrafında yaklaşık yani Marmara Denizi Havzası'nda yaklaşık 55 tane organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu 55 OSB'nin 45'inde bugün atık su arıtma tesisi mevcut. 10 tane organize sanayi bölgesinde de doluluk oranı henüz full kapasitede olmadığı için yani tam olarak dolu olmadığı için bunlar yeni kurulduklarından atık su bertaraflarının da OSB'deki sanayi kuruluşlarının kendilerinin yaptığını biliyoruz. Ve bu konuda doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin denetimi ve gözetimi altında. Gördüğünüz gibi iş termin planı sunan tesis sayıları ve tamamlanan tesisler tabloda yer alıyor. Burada 68 tane iş termin planı sunan tesisin 50 tanesinin tesislerini tamamladığını görüyoruz. Ve tamamlamayan tesislerin de durumları planlanmış durumda. Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Burada yoğun olarak ifade etmek gerekir ki endüstriyel tesisler özellikle atık su arıtma tesislerinin yoğun enerji tüketimleri ve masrafları haliyle olması nedeniyle
mümkün mertebe her fırsatta bu tesisleri çalıştırmak istemeye oldukça meyilli olabilirler. Dolayısıyla burada önemli olan özellikle merkezi idarenin, taşra teşkilatının bunları denetlemeyle ilgili çok yoğun, sistematik bir çalışma yürütmesiyle ilişkili bir konu. Bunun yürütüldüğüne dair de oldukça önemli gözlemlerimiz var. Sadece bu çalışmaların verimliliğinin ve sayısının arttırılması ile ilgili ancak bir dileğimiz olabilir. Şimdi az önce ifade ettim, Marmara Denizi eylem planı içerisinde yer alan maddelerden bir tanesi Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nın hazırlanması idi. 2021-2024 yılları arasını kapsayacak bir stratejik planın hazırlanması öngörülmüştü ve 2024 yılı Ağustos ayına geldiğimizde aslında bu stratejik planın çalışma alanının, daha doğrusu zaman planının dolduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nın 2021-24 arasındaki güncellemeleri de dikkate alarak güncelleneceği ve yeni bir dönem için tekrar bir stratejik plan ilan edileceğini biliyoruz. Peki Marmara Denizi Stratejik Planı bize ne kattı? Yani Marmara Denizi'ne ne kattı? Temelde 9 tane alt kırılımı var, alt bileşeni var stratejik planın. En önemlilerinden bir tanesi kirleticilerin tespiti, azaltılması, kontrol ve önleme kuşkusuz. Diğer bütün alt başlıklar aslında bu az önce söylediğim başlığa hizmet eden, onu daha sürdürülebilir kılmak üzere oluşturulan başlıklar, bileşenler. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak katılımcılık, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık bileşeninde görevli ve sorumlu kılınmış bir kurumuz. Dolayısıyla bütün bu yaptığımız çalışmaları da aslında bu konuda önemli bir, çok affedersiniz. Şu anda sesim geliyor mu? Evet Cihat Bey geliyor. Tamam. Kusura bakmayın, beklenmedik bir şey oldu. Katılımcılık, eğitim, bilgilendirme ve farkındalıkla ilgili bir bağlamda yer alıyoruz. Ve burada daha çok toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik bir başlığı var. Aslında bugün yaptığımız işte stratejik planlara Marmara Denizi vurgusunun dahil edilmesi de çok temelde bununla da ilişkili. Marmara Denizi havzasındaki kurum ve kuruluşların yer alması gereken bir başlık burası. Şimdi müsaadeniz olursa Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Plan'daki belediyeleri ilgilendiren ve muhtemelen yeni dönemde tekrar güncellenecek olan kısımları beraber bir inceleyelim. Yaklaşık 8 slaytlık biraz detay bir inceleme olacak bu. Şimdi biliyorsunuz korunan alan olarak belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyumlu sağlanması ile ilgili Marmara bölgesinde yer alan illerin iklim değişikliği il eylem planlarını valilikler koordinasyonu 2 ay içerisinde hazırlanması gibi bir eylem söz konusu. Burada aslında bizim yoğun bir şekilde Marmara bölgesindeki belediyelerimizin yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlığı içerisinde olduğunu, işte kimisinin bir sera gazı envanteri hazırlığı içerisinde olduğunu, kimisinin o aşamayı geçip işte azaltım stratejisini belirleme noktasında olduğunu vesaire biliyoruz. Dolayısıyla Marmara bölgesinde yer alan şehirlerin iklim değişikliği eylem planlarının hazırlaması Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Plan içerisinde de yer alan unsurlardan bir tanesi. Diğer unsurlardan çevresel altyapı tesislerinin tamamlanması, nicelik ve niteliğinin güçlendirilmesi faaliyetinin altında atık işleme tesislerinden, düzensiz döküm sahalarından kaynaklı sızıntı su yönetiminin sağlanması ve atık su altyapı yönetimlerince kanala bağlantılı deşarj standartlarında azot ve fosfor parametrelerinin de eklenmesi alt faaliyetleri bulunuyor.
Büyükşehir belediyelerinde önemli bir kısmında atık su altyapı yönetimleri dediğimiz şeyler aslında su ve kanalizasyon idareleri. Dolayısıyla bu idarelerin sorumluluğunda, ancak işte bütün belediyelerimizde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinin altında veya bağımsız olarak atık yönetim müdürlükleri, atık yönetim birimleri söz konusu. Bunlar da atığın işlenmesi ile ilgili bütün süreçlerden sorumlu birimler. Dolayısıyla düzensiz döküm sahaları, atık işleme tesisleri önemli bir sızıntı suyu kaynağı biliyorsunuz. Bunlar da doğrudan Marmara Denizi ile, özellikle Marmara Denizi havzasında yer alıyorsanız, oldukça ilişkili konular. Bu noktada stratejik plan, bütünleşik stratejik plan belediyeleri sorumlu tutuyor. Yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması, bu aslında doğrudan Marmara Denizi'ne verilen suyun, yani daha doğrusu yüzeysel akışla, bir yağmur esnasında oluşan yüzeysel akışla Marmara Denizi'ne bulunan ve bu sırada yüzeysel akışla beraber bütün cadde kirliliğini ya da işte yüzey kirliliğini denize taşıyan bir durum söz konusu. Bundan kaçınmak üzere yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması ile ilgili bir faaliyet söz konusu. Belediyelerin 2000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek kampta toplanması ve yine tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi belediyelerin doğrudan sorumlu olduğu bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun belediyelerle yoğun çalışan bir kurum olmamız münasebetiyle gördüğüm kadarıyla belediyeler tarafından ihmal edilen bir başlık olduğunu gözlemliyoruz. Aslına bakarsanız doğrudan işte parsel düzenlemelerinde, imar düzenlemelerinde belediyelerin dikkate alması gereken bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar sizin çalışmalarınızda, stratejik plan çalışmalarınızda, hazırlıklarınızda aslına bakarsanız dikkate alacağınız unsurlar olarak not etmeniz gereken hususlar bunlar. Yani Marmara Denizi'ni ben kurumumun stratejik planına nasıl entegre edebilirim sorusunun cevabı, aslında Marmara Denizi bütünleşik stratejik planda ifade edilen, işaret edilen unsurları kendi lokasyonunuza, kendi bölgenize nasıl entegre edeceğinizle ilgili bir fikir veriyor bize. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında da belediyeler, ilgili kurumlar sütununda yer buluyor. Burada tabii Tarım ve Orman Bakanlığı asıl sorumlu kurum. Muhtemelen Tarım ve Orman İl Müdürlükleri oldukça önemli bir misyonda yer alacak. Ancak yerel yönetimlerinde özellikle kendi bölgelerindeki tarımsal aktivitelerde tarım işi yapan kişilere yönelik bir takım işte eğitimler, bilgilendirici faaliyetler vesaire yapmaları oldukça olası. Pekala, bunlar da Marmara Denizi ile ilgili sizin stratejik planınıza entegre edebileceğiniz alanlar arasında yer alabilir. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması var. Burada her ne kadar Marmara Denizi'nde gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesi amacıyla işte liman başkanlıklarınca denetimlerin sürdürülmesi söz konusu. Bir de yetki devri genelgesi gereği çevre kanunu ile ilgili işte gemilerden kaynaklı deniz kirliliği denetimlerini yapmakla ilgili bazı büyük şehirler yetkiliydi. Yetkiliydi diyorum, çünkü geçtiğimiz günlerde bu özellikle İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının sahip olduğu yetkiler önemli ölçüde Türkiye Çevre Ajansı'na aktarıldı ve burada aslında belki de bu stratejik plan içerisindeki önemli değişikliklerden bir tanesi de bu olacak. Aslında İstanbul'un ve Kocaeli'nin oldukça güçlü ve önemli bir denetim kabiliyeti vardı.
ve Körfez'de ve İstanbul Boğazı'nda ciddi bir tecrübe elde edilmişti bu konuda. Yıllara sari elde edilen bir tecrübe söz konusuydu. Ancak bunun anladığım kadarıyla daha bütüncül bir noktada değerlendirilmesi ile ilişkili olarak Türkiye Çevre Ajansı'na aktarılması ile ilgili bir süreç yürütüldü ve şu anda o noktada muhtemelen eğer bu noktada bu şekilde düşünmeye devam edilirse Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nın güncellenmesinde bu konuda dikkate alınacaktır. Sıfır atık yönetimi oldukça önemli. Özellikle deniz çöpleri bağlamında oldukça önemli. Dolayısıyla burada belediyelere çok önemli bir görev düşüyor. Önümüzdeki slaytlarda deniz çöpleri ile ilgili biraz daha detaylı bir anlatım yapacağım. Ancak kendi stratejik plan içerisinde sıfır atık vurgusunun olduğu her yerde bu sıfır atık yönetiminin başarısını aslında Marmara Denizi'ne ulaşan deniz çöplerinin önlenmesiyle ilişkilendirmek oldukça özgün bir ifade olabilecektir diye düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka Marmara Denizi Havzası içerisinde yer alan belediyelerin atık yönetimi konusundaki performanslarını Marmara Denizi ile ilişkilendirmeleri son derece verimli olacaktır. Yine çevresel altyapı bağlamında atık soğutma tesislerinin yapımı ve işletilmesi çok daha kolay hale getirmek için bir iş modeli, kamu özel sektör işbirliği modellerinin hayata geçirilmesiyle ilgili de son derece güncel bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi ve dolayısıyla artık idareler kamu özel sektör işbirliği iş modeliyle atık su arıtma tesislerinin yapımını gerçekleştirebilecekler. Bu da yerel yönetimlerin dikkate alması gereken bir diğer önemli husus. Fiziki kaynakların ihtiyaç tespiti ve etkin yönetiminin sağlanması faaliyeti başlığında da çevresel sorunların tespiti, önlenmesi, giderilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi alanlarında ihtiyaç duyulan altyapı, makine ve teçhizat stoku envanterinin çıkarılması. Bu oldukça önemli bir konu. Çünkü özellikle 6 Haziran'da Marmara Denizi Eylem Planı ilan edildi ve 8 Haziran'da da Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajın temizlenmesi ile ilgili yoğun bir seferberlik başlatıldı ve burada gördük ki belediyelerin bu konu için ayırabileceği mekanik ekipman vesaire ne durumda çok fikir sahibi değiliz. Yani bütüncül bir yönetim ve bütüncül bir proje yönetimi söz konusu olduğunda birçok kaynaktan gelecek olan envanter bilgisine oldukça önemli ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla bunu da sürekli halihazırda tutmak çok önemli. Bu belki stratejik planlarınıza doğrudan girebilecek bir unsur olmayabilir. Ancak Marmara Denizi Havzası'nda bulunan bir kurum kuruluşsanız mutlaka bu başlığı dikkate almanız icap eder. Gelelim atık suların ekonomiye kazandırılması ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi faaliyetine. Burada da atık sulardan mümkün mertebe ne kadar çok istifade edilirse o kadar iyidir mantığıyla. Bu Marmara Denizi'ne verilecek suyun hidrolik yüküyle de alakalı bir şey. Yani siz Marmara Denizi'ne ne kadar arıtırsanız arıtın, bir su verirseniz o mutlaka bir kirlilik unsuru olacak. Dolayısıyla buradaki organik yükü azaltmanın en temel yöntemlerinden bir tanesi hidrolik yükü azaltmak. Yani suyu az vermek. Dolayısıyla bu da atık suyu geri kazanım proseslerinden geçirerek tekrar endüstride kullanmakla ilgili bir takım yöntemleri yürütmeyi gerektiriyor. Bu konuda özellikle işte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU'nun Tüpraş'la oldukça başarılı bir anlaşması söz konusu. Tüpraş'ın ihtiyaç duyduğu ham su miktarının önemli bir kısmı işte
İSU'nun geri kazanım proseslerinden sonra kendilerine sağlanıyor. İstanbul'da yine benzer bir şey var. Burada tabii birazcık arz talep dengesini tutturacak bir takım düzenlemelerin ve iş planlarının, iş modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Ancak özellikle büyükşehir belediyeleriyseniz ya da kıyısı bulunan ve faaliyet alanı içerisinde çokça endüstriyel tesis bulunduran bir belediyeyseniz, bu endüstriyel tesislerin ihtiyaç duyduğu suyu ilinizdeki, şehrinizdeki su ve kanalizasyon idaresinin atık sudan sağlaması üzerine bir takım işbirlikleri içerisinde yer alabilirsiniz ve bunları pekala stratejik plan içerisinde bir hedef, bir eylem başlığı olarak vurgulayabilirsiniz. Sıfır atık yönetim sistemi vurgusu yine var. Arıtma çamurları ile ilgili bir vurgu söz konusu. Yine arıtma çamurlarının uygun teknolojilerle işlenmesinin yaygınlaştırılması da yerel yönetimleri sorumlu tutan başlık. Bu son slide şeydeki Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Plan kapsamındaki kirliliğin önlenmesine ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması başlığı. Burada da noktasal kaynaklı kirliliğin tespiti bağlamında tüm evsel, kentsel ve endüstriyel su arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi gibi oldukça aslında dönemsel bir alt faaliyet yer alıyor. Yeni yapılacak tesislere ilişkin de iş termin planlarına yönelik bir alt faaliyet yer alıyor. Bütün bunlar zaten Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planın geçtiği maddeler. Dolayısıyla öncelikle mutlaka işte iş termin planlarını sunmak gerekiyor. Bu konuda da aktif olmak gerekiyor. Şimdi oldukça detaylı bir şekilde aslında Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı beraber incelemiş olduk. Mutlaka her biriniz kendi stratejik planları içerisinde hangi noktalara vurgu yapacağınızla ilgili bir takım notlar almışsınızdır. Bu çok büyük oranda Marmara Denizi'nin kirliliğinin doğrudan önlenmesiyle ilgili bir başlık. Şimdi biraz daha dolaylı ve temiz Marmara'yı sürdürülebilir kılmakla ilgili başlıklara geçeceğiz. 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı içerisindeki başlıklardan bir tanesi stratejik plan hazırlamaktı. Onun içerisinde de 8 Haziran Marmara Denizi günü yer alıyor. Yani bundan sonra artık her yıl 8 Haziran Marmara Denizi günü olarak kutlanacak ve bu konudaki faaliyetleri koordine etmek üzere de Marmara Belediyeler Birliği sorumlu kuruluş. 2022 yılında, 2023 yılında ve 2024 yılında bu faaliyetleri biz koordine ettik. Çok önemli bir takım etkinlikler gerçekleştirildi. Çok yoğun katılıma sahne oldu bu etkinlikler. Dolayısıyla işte seminerler, araştırma seferleri, kıyı etkinlikleri, dalış operasyonları da bunların içerisinde yer alıyor. 2022 yılında henüz ilk bu günü kutladığımız zaman, andığımız zaman ya da 62 tane etkinlik gerçekleştirmiştik ve oldukça yoğun bir katılımcı sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında 100'den fazla noktada etkinlikleri gerçekleştirdik ve 70'in üzerinde paydaşla yaptık bu etkinlikleri. Ve 2024 yılında 150'nin üzerine çıkılarak 100'den fazla paydaşla bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Peki bu noktada ne anlamamız gerekiyor? Aslına bakarsanız eğer Marmara Denizi Havzası'nda yer alıyorsanız mutlaka ve mutlaka 8 Haziran gününü stratejik planınızda da belirleyerek, yani doğrudan o güne işaret ederek, o günün hem kurumsal olarak yani belediye ya da diğer kurum ve kuruluş her neyse onun mutlaka o güne ilişkin, o güne özgü
bir etkinlik yapması, o güne özgü bir faaliyette bulunması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü kurumsal hafıza ve toplumsal algı eğer bir güne, bir haftaya hasredilen bir değer varsa o değeri daha çok önemsediğini. Dolayısıyla mutlaka sadece teknik olarak Marmara Denizi'nin kirliliğinin önlenmesiyle ilgili değil, sosyokültürel bağlamda ve toplumsal bir zeminde bu faaliyetleri yürütecek bir amaç, bir stratejik hedef belirlemek oldukça önemli olacaktır. Şimdi önemli gördüğüm minik bir inceleme yaptım. Bu da mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planında sürdürülebilir çevre ve enerji yönetimini güçlendirmek diye oldukça güçlü bir amaç cümlesi yer alıyor. Ve bu amaç cümlesi dört tane alt hedefe bağlanıyor. Deniz suyu kalitesinin yeterli seviyede olmaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planı içerisindeki tehditlerden bir tanesi. İhtiyaçlar ve gelişim alanları içerisinde de kıyı ve deniz kirliliğini önlemeye yönelik yatırımların teknolojik kapasitesinin arttırılması gibi oldukça net, oldukça berrak bir ifade yer alıyor. Ve bunun akabinde faaliyetler ve projelerde de kıyıların ve denizlerin temizlenmesi ve dere ıslahları ile ilgili bir öngörü söz konusu. Bununla beraber yine deniz araçlarından atık alım faaliyetleriyle ilgili faaliyetler belirtilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi odaklı faaliyetlerinin çok teknik, oldukça önemli bir vurgu seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etmek gerekiyor. Ancak bununla beraber birazcık şeytanın avukatlığını da yaparak belki şöyle bir eleştiri geliştirilebilir. Hiçbir noktada Marmara Denizi ile ilgili işte toplumsal farkındalığa yönelik, sosyokültürel çalışmalara yönelik, efendime söyleyeyim 8 Haziran, gerçi o zaman 8 Haziran ilan edilmemişti. Ancak Marmara Denizi'ne yönelik toplumsal farkındalık çok önemli bir başlık. O zaman da çok önemli bir başlıktı. Bunun stratejik plan içerisinde yer bulması çok önemli bir katkı olacaktır kanaatindeyim. Özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çok güzel çalışmalar olduğunu biliyorum. İşte Yunus Gözlem etkinlikleri gibi, işte Boğaz'da Yunus Gözlem yapılan etkinlikler gibi insanların buraya kayıt olarak dahil olabilecekleri, doğrudan vatandaşla ilişkilendirilecek ve toplumsal farkındalığı arttıracak unsurlar bunlar. Bunların stratejik planlar içerisinde etkili noktalara mutlaka iliştirilmesi hem konunun önemini vurgulamak açısından hem de kurumsal hafızaya bir tarihe bir not düşmek bağlamında önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan gittiğimiz için işte denize en çok kıyısı olan, en uzun kıyısı olan belediyelerden Silivri ve Beykoz Belediyesi'ne de Büyükşehir İlçe Belediyesi olması bağlamında değinmek istedim. Mesela Silivri Belediyesi'nin işte 2024 yılına kadar devam edecek olan planı kapsamında işte temiz, doğanın yeşili ve denizin mavisiyle uyumlu modern bir Silivri hayal ettikleri görülüyor. Dış paydaş analizindeki bir tespit bu. Kent merkezinin deniz kıyısında bulunması da bir fırsat olarak değerlendirilmiş stratejik planda. Ancak amaç ve hedeflerde denize dair herhangi bir şey göremiyoruz. Çevre bilinci var, atık yönetimi var ama doğrudan eğer bu bir fırsatsa, yani kent merkezinin denize kıyısının bulunması bir fırsatsa, bu fırsatın sürdürülebilirliğini sağlamak için mutlaka denizle ilişkili bir takım politikaların, bir takım faaliyetlerin ve hatta hedef ve amaçların stratejik plan içerisinde yer bulması önem arz ediyor. Şimdi Beykoz Belediyesi'ne de bakalım.
Beykoz Belediyesi'nde de tespit ve önerilerde su ve kanalizasyon ile ilgili öneriler var. Bunlar büyükşehir ilçe belediyesi için aslında bakarsanız oldukça iddialı öneriler. Deniz ulaşımındaki güzergah sayısı hedefi bulunuyor. Ancak amaç ve hedeflerde denizin olmadığını görüyoruz. Sıfır atık farkındalığı var. Atık yönetimi ile ilgili teknik olarak bir takım detaylar ve hedefler yer alıyor. Ancak bana sorarsanız çok güzel ilçelerimizden Boğaz'a inanılmaz güzel kıyılarının olduğu hem Karadeniz tarafına hem Marmara'ya yönelik yani İstanbul Boğazı suları bağlamında bakınca oldukça önemli bir noktada yer alan, lokasyonda yer alan Beykoz Belediyesi'nin hem kültürel hem sportif faaliyetler bakımından hem Marmara Denizi'nin toplumsal farkındalığı bakımından stratejik planı içerisinde Marmara Denizi vurgusunun olması önemli. Tabii bunları böyle acımasız eleştiriler olarak söylemek benim haddim değil. Sadece işte 2025-2029 yılları arasındaki stratejik planlara tesir etmek ve oralarda Marmara Denizi vurgusunun olmasını önerdiğimiz için bu değerlendirmeleri, bu yorumları yapıyoruz. Şu anda bizi dinleyen Silivri'den, Beykoz'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarımız varsa lütfen bu cümlelerimizi bu bağlamda değerlendirsinler. Şimdi deniz çöplerine biraz daha değineceğimizi konuşmuştuk, ifade etmiştim. Deniz çöpleri çok önemli değerli arkadaşlar. Sizin bugün bölgenizdeki atık yönetimi faaliyetlerinin performansı bağlamında oldukça önemli başlıklar. Kısaca hemen önce sağ tarafta bu şehirlerin deniz çöpleri eylem planına ilişkin durumlarına bakalım. Balıkesir'in, Bursa'nın, İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Tekirdağ'ın 2024 yılı itibariyle deniz çöpleri eylem planının zaman mühleti doluyor. Dolayısıyla buraların valilikler koordinasyonunda tekrar hazırlanması gerekiyor. Yeni güncellemelerle tekrar hazırlanması gerekiyor. Çanakkale ve Yalova'nın bir yıl daha vakti var bu bağlamda. Dikkat ederseniz deniz çöpleri eylem planları çok kurumlu, çok paydaşlı bir takım politika belgeleri. Dolayısıyla bu bağlamda oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Haliyle özellikle bunlar kıyısı olan belediyelerin aktif olarak katıldığı politika belgeleri. Dolayısıyla mutlak suretle deniz çöpleri eylem planı bütün bölgenizdeki atık yönetimi planlamasıyla entegre bir şekilde deniz çöpleri planınızın da olması gerekiyor. Tabii bu il bazında, şehir bazında hazırlanan bir plan. Dolayısıyla yakın bir zaman içerisinde muhtemelen bununla ilgili çalışmalar başlatılacaktır valilikler tarafından. Şimdi deniz çöpleri konusuna birazcık daha detaylı bakalım. Öncelikle bu konuyu çalışan büyük oranda ilçe belediyelerini belki dikkate değer bulmak lazım. Deniz ve kıyı alanlarında kirliliğe sebep olabilecek işletmelerin atık yönetimi söz konusu deniz çöpleri olduğu zaman çok önemli bir noktaya geliyor. Çünkü eğer buradaki atık yönetiminin performansında zafiyet olursa bu doğrudan deniz çöpü olarak karşımıza çıkacak. Ve bu noktada önemli bir iletişim ve planlama çalışması yürütülmesi gerektiğini söyleyebiliriz. İşte eğim, rüzgar yönü ve benzeri faktörler nedeniyle sokakta biriken veya metruk alanlardaki açık atık kaynaklarını kontrol etmek aslında doğrudan yine deniz çöpleriyle ilişkilendirebilecek bir başlığa işaret ediyor. Burada da iyi bir planlama yapmak ve rutin operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Buralarda meydana gelecek zafiyetler maalesef kıyılarımızda ve zaman geçtikçe deniz suyunda deniz çöplerine önce plastik atıklara, daha sonra belki zaman geçtikçe mikroplastiklere dönüşecek bir evrim içerisinde yer alacak. Dolayısıyla oldukça önemli. İşte atık transfer ve aktarma istasyonları ile varsa
eski vahşi depolama alanlarının denizle ilişkisinin yönetimi oldukça önemli. Bu bugün belki işte İstanbul'da, Kocaeli'de, işte Bursa'da çok şey olmayabilir. Ancak bu az önce saydığım şehirlere göre nispeten daha yeni büyük şehirlerin, işte Tekirdağ, Balıkesir gibi büyük şehirlerin ya da büyük şehir olmayan il belediyelerinin bu eski vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları biraz daha gelişime açık olabilir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka özellikle denizle ilişkileri bu noktaların etkili bir şekilde planlanması, gerekiyorsa iyileştirmelerin yapılması ve rutin olarak da izlenmesi gerekiyor. Kıyı yapılarının, kıyılarda bulunan tesislerin ve işletmelerin atık yönetimi çok önemli. Bunlar belki doğrudan belediyelerin ya da oradaki yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmayan şeyler olabilir. Ama en nihayetinde burada o sorumlu olan kuruluşlarla belediyeler arasında yakın bir iletişim ve işbirliğinin olması çok önemli. Burada da yine iletişim ve planlamayla aşılacak bir başlık olduğuna vurgu yapmamız gerekiyor. Yine dere ve nehir ağızlarının ağızları dediğimiz denizde buluştuğu noktalar. Buraların da düzenli olarak temizlenmesi, oradaki operasyonların sürdürülebilirliği çok önemli. Yine orada yürütülecek atık toplama faaliyetlerinden sonraki atık karakterizasyon çalışmaları aslında orada biriken o atıkların nereden kaynaklandığı ile ilgili sizlere fikir verecektir. Ve o atıkları kaynağında önlemekle ilgili belki bir takım operasyonlar geliştirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Ve bu atıklar kaynağında pekala önlenebilecek seviyede ise bu sizin operasyonel etkinliğinizi de minimize edecek. Hem fiili olarak hem de maliyet olarak maliyetlerinizde düşmeye neden olacak, olumlu bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Yine kıyı, sahil ve plajlarda atık önleme ve temizlik çalışmaları oldukça önemli. Planlama, denetim ve operasyonla aşabileceğimiz başlıklar bunlar da. Buradaki denetim vurgusunu özellikle şöyle ifade etmek gerekir. Maalesef denetimin gereği olarak ceza uygulamalarından kaçınıyor yerel yönetimlerimiz. Bunun yerine işte gün boyu plajda, işte neyse sahilde vakit geçiren vatandaşlar plajlardan çekildikten sonra orada hummalı bir temizleme çalışması başlıyor. Bu tabii ki bir operasyon ve hizmet. Ancak önemli olan burada toplumsal farkındalıkla beraber sinerji halinde çalışmak. Bu da etkili bir aslında denetimle yürütülecek bir şey. Yani insanlar plajdan çekildikten sonra 40 kişiyle, 40 kişilik bir temizlik emekçileriyle oraya gidip orada bir temizlik çalışması yapmak yerine gün boyu orada iki tane işte zabıta ya da işte başka bir denetim görevlisi her neyse bulunması oranın kirlenmemesine olanak sağlayabilir. Bu da oldukça bana sorarsanız daha tercih edilmesi gereken bir yöntem. Ve bunlara ilişkin stratejik planlamalar içerisinde sizin bazı düzenlemeleri yapabiliyor olmanız icap eder. Deniz yüzeyi temizliği yine bu da bütün alınan önlemlere rağmen mutlaka deniz çöpleri denizde buluşabilir. Bu bir takım rüzgar hareketleriyle vesaire de olabilir. Dolayısıyla en nihayetinde sizin deniz yüzeyinde bir temizlik yapmanız gerekebilir. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Son olarak daha önce de birkaç defa vurguladım. Ekosistem sağlığı perspektifinden Marmara Denizi için toplumsal farkındalık. Bu çok önemli. Bu bence deniz çöpleri bağlamında da çok önemli. Yani vatandaşların özellikle Marmara Denizi havzasında ikamet eden vatandaşların atıklarının bir Marmara Denizi sorunu olabileceğiyle yüzleşmesi gerekiyor. Bu da bu havzada yer alan kuruluşların, kurumların yürütecekleri toplumsal farkındalık çalışmalarıyla oldukça ilişkili. Çünkü
2021 yılı öncesinde bu çalışmaların tesiri bir birim olabilecekken, aslında 2021'den sonra yani müsilajı gören bir vatandaşın Marmara Denizi ile ilişkilendirilebilecek bir konuyla ilgili daha hassas olabileceği kanaatine sahibiz. Dolayısıyla bu hassasiyetten yararlanıp vatandaşın hassasiyetini de sinerji içerisinde bulunmak gerekiyor. Evet, sona geldik. Bütün bu eğitim boyunca aslında Marmara Denizi'nin hangi başlıklarda sizin faaliyet alanınızla ilgili stratejik planınıza nasıl entegre edilebileceği ile ilgili bir takım noktalar paylaştım. Ama birazcık toparlamak gerekirse ve belki daha spot cümlelerle ifade etmek gerekirse, Marmara Denizi kıyılarına ve denize etkinizin neler olduğunu analiz etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu etkinin boyutları ile birlikte neler olduğunu, bunu belki doğrudan stratejik planda nereye koyacağım ben diye düşünebilirsiniz. Koymayabilirsiniz ama bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu ancak bilirseniz stratejik amaçlarda Marmara Denizi'ne yönelik neler yapabilirim konusunun altını doldurabilirsiniz. Stratejik plan içerisinde Marmara Denizi ismini mümkünse amaçlardan, yani en yukarıdaki o cümlelerden bir tanesinde mutlaka vurgulayın. Bu sizin en nihayetinde ne için bir stratejik amaç geliştirdiğinize işaret edecek. Örnek veriyorum. Eğer siz bir ilçe belediyesiyseniz, bana sorarsınız, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilçe belediyesiyseniz, pekala çevre ve sürdürülebilirlik anahtar kelimelerini içeren bir stratejik amaç belirleyecekseniz, onun içerisinde Marmara Denizi ile ilgili bir vurgu da mutlaka olsun. Sizin stratejik amacınızı okuyan herhangi birisinin amaçlarınızdan sizin Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir yer olduğunuzu bilmesi oldukça önemli. Marmara Denizi'ne sadece insan perspektifinden değil de ekosistem veya bizzat deniz perspektifinden bakın. Bu az önce ifade ettiğim o alıcı ortam vurgusu önemli bana sorarsanız. Marmara Denizi'ne bir alıcı ortam değil de en önemli paydaşlarımızdan birisi olarak bakmanız gerekiyor. Bizim de şimdi Marmara Belediyeler Birliği'ndeki arkadaşlarımızla beraber şu anda stratejik plan hazırlıklarımız sürüyor. Mesela dünyada çok farklı stratejik plan şeylerinin, yaklaşımlarının, perspektiflerinin olduğunu inceliyoruz. Pekala Marmara Denizi'ni de bir paydaş olarak belirlemek aklınızdan geçebilir. Bu belki biraz üzerinde çalışılması gereken bir konu. Ama lütfen alıcı ortam olarak bakmayalım. Sadece bizim deniz ulaşımımızı sağladığı ölçüde Marmara Denizi'ne değer veriyormuş gibi görünmeyelim. Ya da sadece sahilde oturup keyif yaptığımız bir vurguda ele almayalım Marmara Denizi'ni. Deniz çöpleri, atık su kirliliği, yüzey akışı ve derelerin temizliği bağlamında hedef ve faaliyetleri mutlaka belirleyin stratejik planlarınızda. Bu çok önemli vurgular olacaktır. Planın mühleti boyunca yapacağınız bütün faaliyetlerde en nihayetinde Marmara Denizi'ni korumak olduğu zaman oldukça önemli bir takım faaliyetleri, projeleri hayata geçireceğinize hiç şüpheniz yok. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan komşu belediyelerle işbirliği geliştirmeyi hedef olarak belirleyin. Örnek vermek gerekirse Kartal Belediyesi, işte Kartal'ın doğusunda Pendik, batısında Maltepe bulunuyor ve bu üç ilçenin de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunuyor.
Pekala, bu ilçelerle işbirliği geliştirmeyi ölçülebilir hedefler olarak belirleyebilir Kartal Belediyesi ya da Pendik Belediyesi. Doğusunda Tuzla, batısında Kartal bulunuyor. Aynı şekilde Pendik Belediyesi bunu belirleyebilir. Bu noktada neyle karşılaşıyoruz? Bu noktada stratejik planların ortak değer olan Marmara Denizi için bir sinerji oluşturmasını konuşabiliriz artık. Bu kurumları tek başına bir sorumluluk almak yerine bu sorumluluk karşısında bir sinerji oluşturmaları bağlamında da çok önemli bir işbirliği fırsatı doğuruyor aslında. Çünkü ortak değerimiz Marmara Denizi ise pekala Marmara Denizi söz konusu olduğu için ortak bir takım amaç, hedef, hatta faaliyet ve projeler belirleyebiliriz. Bu bana sorarsanız oldukça önemli bir işbirliği fırsatıdır değerli arkadaşlar. Eğer siz bir büyükşehir ilçe belediyesiyseniz şehrinizde mutlaka bir su ve kanalizasyon idaresi vardır. Stratejik planınızı oluştururken su ve kanalizasyon idaresinin görüşlerini mutlaka bizzat yani öyle dış paydaş anketleriyle vesaire değil doğrudan buna mesai harcayarak fiilen ziyaret ederek etkili ve bilincil kişilerden bilgi almak suretiyle su ve kanalizasyon idaresinin görüşlerini mutlaka alın. Çünkü su ve kanalizasyon idareleri her ne kadar bütün büyük şehir faaliyet sahası içerisinde aktif olsa dahi kırcallara, lokal alanlara, ilçe belediyeleri kadar nüfuz edemeyebilir. Onlar belirli problemleri sizin görebildiğiniz kadar göremeyebilirler. Belki daha da iyi görebilirler. Bu değişkendir tabii ki ama bu konuda iletişim oldukça önemli. Su ve kanalizasyon idarelerinin teknik güçlü kapasitelerinden ve operasyonel kapasitelerinden istifade edin. Su ve kanalizasyon idareleri varsa eğer dinleyenler arasında onların da ilçe belediyeleriyle istişare etmesini rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Benim bu eğitime hazırlanırken ya 50'nin üzerinde stratejik plan okudum. Belediyelerin stratejik planlarını inceledim. Ve belediyelerin, özellikle belediyelerin çok yoğun bir şekilde çevre bilincine yönelik faaliyetler yaptığını gördük. Sadece çevre bilinci de değil bu arada. Bir takım başka toplumsal farkındalık unsurları, konularına yönelik de faaliyetler yaptıklarını gördük. Vatandaşla çok yoğun ve güçlü bir iletişim söz konusu, özellikle küçük belediyelerde. Dolayısıyla çevre bilincine yönelik faaliyetlerde Marmara Denizi farkındalığını da mutlaka ele alın. Bu önemli bir aidiyet altyapısı sunacaktır. Yine vurguladık 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinliklerine katılmayı. Lütfen ve lütfen stratejik planda faaliyetler, projeler başlığında mutlaka belirtin. Bugün belki ilk defa 2022 yılında 8 Haziran'ı gündemimize aldık. Ama bu 2050 yılına gelindiği zaman yaklaşık 30 yıldır her yıl kutlanan ve Marmara Denizi'ne atfedilen bir gün olmuş olmakla beraber değerli bir gün haline gelecek. Dolayısıyla bunu şimdiden stratejik planlarımıza dahil ederek o gün bir takım etkinlikler yapmayı stratejik planlarınıza dahil ederek önemli bir sinerjinin bir parçası olabilirsiniz. Az önce detaylı bir şekilde inceledik. Önümüzdeki muhtemelen günlerde hazırlıkları sonlandıktan sonra Marmara Denizi bütünleşik stratejik planının güncellenmesi söz konusu olacak. Lütfen bu plandaki belediyelerle ilgili başlıkları görün ve onları da dikkate alarak bir takım hedefler, bir takım eylemler belirlemeye gayret edin. Yine yerel iklim eylem planları halihazırda ve önümüzdeki süreçte muhtemelen önemi ve iş yükü belki artacak konulardan bir tanesi. Eğer Marmara Denizi Havzası'nda yer alan bir yerseniz, bir belediyeyseniz, sizin yerel iklim eylem planlarında özellikle
riskleri ve adaptasyon başlığı altında Marmara Denizi'ni hesaba katmıyor oluşunuz planlarınızın eksik olmasına neden olur. Dolayısıyla bu bağlamda da yerel iklim eylem planlarında da mutlaka Marmara Denizi vurgusu önemli. Yine Marmara Denizi odaklı kültür sanat etkinlikleri çok önemli. Bunu niye söylüyoruz? Biz bütün çalışmalarımızda hep Marmara Denizi'nin çevre yönetimi bağlamında sürdürülebilirliğine odaklanan çalışmalar yapan bir kuruluşuz. Ancak Marmara Denizi'nin etrafında muazzam bir kültür havzası, kültür ekosistemi de bulunuyor. Denizle aktarılan bir kültürel değerler manzumesi söz konusu. Dolayısıyla mümkün mertebe kültür sanat faaliyetlerinizde de Marmara Denizi odaklı bir takım faaliyetleri tasarlayın ve bunları stratejik plan içerisinde ilgili yerlere konumlandırın diyorum. Benim söylemek istediklerim bu kadar. En nihayetinde 2021 yılında belirlediğimiz ve herkesin bir masanın etrafına toplanıp Marmara hepimizin dediği bir süreçten geçtik. Bu sürecin etkisini mümkün mertebe devam ettirmek, sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Ve her fırsatta bu mottoya, bu hashtag'e destek vermeye gayret ediyoruz. Ben çok sabırla dinlediğiniz için 1,5 saat hiç ara vermeden konuştum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oldukça sıkıcı da olmuş olabilir bazı noktaları. Mümkün mertebe renkli bir sunum hazırlamaya çalıştım. Sorularınız varsa Halil Nur'un aracılığıyla alabilirim. Teşekkür ederim tekrar sağlığınız için. Nihat Bey, çok teşekkür ederiz. Sorularımız var. Ben ilk soruyla başlıyorum. İlçe belediyeleri bu konuda somut olarak neler yapabilir? İlçe belediyeleri evsel atıkların toplanması ve depolama tesislerine taşınması, sıfır atık vesaire katı atıklarla ilgili oluyor. Yani onlar ilgi alanında oluyor demek istemiş katılımcımız. Fakat genellikle tüm ilçe belediyeleri de Marmara Denizi ile ilgili planlara dahil ediliyor. Atık sularla ilgili bir yetkimiz pek yok. Peki somut olarak, spesifik olarak ilçe belediyeleri bu konuya dahil edilmesine nasıl katkılar bekleniyor? Bu konuda daha net bilgi verilebilir mi? Konuşulanların pek çoğu ilçe belediyesinin yaptığı işlerle ilgili ilgisi yokmuş gibi duruyor demiş katılımcımız. Evet, muhtemelen bu soruyu şu anda ekranda gördüğünüz slayttan önce sormuş olsa gerek. Çünkü burada çok somut olarak doğrudan atık yönetimiyle ilgili neler yapılacağı ile ilgili bazı noktaları işaret etmeye çalıştım. Üzerinden geçmeye tekrar gerek var mı bilmiyorum ama özellikle Marmara Denizi Havzası'ndaki bir ilçe belediyeyseniz siz karasal kökenli atık yönetimi faaliyetlerinizin denizle ilişkisini kesmeniz gerekiyor. Bunun için neler yapmanız gerektiğine ilişkin bazı maddeler burada var. Mümkün mertebe işte deniz ve kıyı alanlarında kirliliğe sebep olabilecek işletmelerin atık yönetimini çok iyi tutmanız gerekiyor. İşte açık atık kaynakları varsa bunlarla ilgili bir takım önlemler almanız gerekiyor. Atık transfer ve aktarma istasyonları ile ya da eski vahşi depolama alanları ile ilgili bir takım önlemler almanız gerekiyor vesaire vesaire. Bu sunumu ben paylaşırım sizin aracılığınızla. Burada doğrudan bazı noktalar var. Eğer ancak bu arkadaşımızın sorusuna diyelim bu teknik konularla ilgili onu doyuracak bir cevap veremedik. Şunu ifade etmekte fayda var. Mutlaka ve mutlaka Marmara Denizi odaklı toplumsal farkındalık çalışmaları içerisinde yer alması gerekiyor ilçe belediyelerinin dahi. Çünkü ilçe belediyeleri bugün Marmara Denizi'nde önemli bir takım kıyıları yönetiyorlar. Ve burada eğer Marmara Denizi'ne yönelik bir aidiyet gelişirse, bir vatandaş aidiyeti gelişirse bu doğrudan Marmara Denizi'nin yararına bir şey olacak. Ve buna da vesile olan ilçe belediyeleri olmuş olacak. Çünkü onların vatandaşla olan ilişkisi çok iyi. Dolayısıyla
Bu teknik yani atık yönetimi ile ilgili başlıklar dışında da kalarak mutlaka Marmara Denizi ile ilgili stratejik planda işaret edecekleri noktalar olabilir. Bir sonraki sorularımız, yani üst üste üç sorumuz sunumun paylaşılmasına dairdi. Bunu da yanıtlamış olduk. Eğitim sonrasında veya belki birazdan eğitim esnasında sunumu chatten paylaşabiliriz. Sonrasında eğer paylaşamazsak da mail olarak sizlere ileteceğiz. Mail adresleriniz de bizde mevcut. Şimdi Gökçeada Belediyesi'nden Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde yönetici olarak çalışan bir çalışma arkadaşımızın uzunca bir sorusu var Cihat Bey. Ben böyle derleyerek size aktarmaya çalışayım. Marmara Denizi'ne kıyısı olmayan ancak doğal kaynaklarımız ve turizme dayalı ekonomimizle müsilajdan etkilenen bir bölge olarak Gökçeada Belediyesi olarak demiş tekrar Marmara Denizi stratejik planı kapsamına girmemekle birlikte tamamen farklı bir coğrafyada yer almanın getirdiği zorluklarla mücadele ediyoruz. Müsilaj kaynağı olmayan ancak bundan etkilenen bir bölge olarak Marmara Denizi stratejik planına nasıl katkı sağlayabiliriz demiş ve eklemiş. Endüstriyel kaynaklı etkinliğin bulunmadığı bir bölge olarak müsilaj yerine yakamozlarla yüzmenin sürdürülebilirliğine önem veren bir noktadan hareketle turizmin ve oluşturduğu atıkların etkisiyle deniz kirliliğinde öne çıkan standart parametrelerin yanı sıra mikroplastik tehdidinin takibi ve bu parametrenin standart olarak stratejik plana eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve son olarak Marmara Belediyeler Birliği'nin konuyla ilgili olarak ortak projeler geliştirmek, dış finansman sağlamak amacıyla ortak dertleri olan belediyeler arasında koordinasyon sağlayan girişimleri var mıdır? Bu son soruda dilerseniz hani mentor için ben de ekstra katkı yaparım. Size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz katılımcımıza sorusu için. Ben teşekkür ederim Neslihan Hanım'a. Oldukça sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle geniş çaplı bir soru. Ancak ben oradan içeriden bir noktayı cımbızla çekiyorum ve mikroplastiklere ilişkin bir bunun izlenmesine ilişkin bir hedef belirleme konusuna değinmek istiyorum. Bu oldukça ben bir doktor çevre mühendisi olarak ifade edeyim. Bu oldukça güzel bir hedef olur. Ancak gerçekçi olmak gerekirse de zor bir hedef olur. Çünkü belediyelerin mikroplastiğe ilişkin sürekli bir izleme çalışması yapması ancak işte bir üniversiteyle ya da bir araştırma grubuyla yapabilecekleri bir şey olabilir. Ama neden olmasın? Bana sorarsanız oldukça önemli bir başlık. Mikroplastik deniz çöplerini de hakkında fikir de veren başlık olması münasebetiyle önemli. Bizim 3 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam Yıldız Teknik Üniversitesi ile İstanbul kıyıların mikroplastik haritasının çıkartılması ile ilgili bir projemiz olmuştu. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Eminim turizm yoğun bir yer olan Gökçeada'da da mikroplastiğe ilişkin oldukça çarpıcı bulgularla karşılaşılacaktır. Bana sorarsanız güzel ve örnek alınması gereken bir hedef olur, mikroplastik hedefi. Marmara Belediyeler Birliği dış finansmana erişim konusunda, şimdi Marmara Denizi söz konusu olduğu zaman dış finansman birazcık daha zor oluyor. Çünkü Marmara Denizi bizim iç denizimiz. Haliyle uluslararası bir takım fonların ya da donörlerin kaynak ayırmayı çok önceliklendirmediği bir alan. Dolayısıyla bu bağlamda birazcık kısıtlıyız denilebilir. Ancak Marmara Belediyeler Birliği Marmara Denizi'ne yönelik yürütecek tüm faaliyetlerde özellikle aktif paydaşlar belediyelerse koordinasyonunu zaten doğal olarak üstlenmiş bir kurum. Biz oldukça bu koordinasyonu sürdürülebilir tutmak gayretindeyiz zaten. Bütün koordinasyon kurulu toplantılarında hatta bilim ve teknik kurulunun çalışmalarını da belediyelere aktarmak, onların görüşlerini ilgili kurullara aktarmak konusunda oldukça aktif köprü bir görevimiz var. Marmara Denizi Günü etkinliklerini de biz koordine ediyoruz. Dolayısıyla bu sene yanlış hatırlamıyorsam her ne kadar Marmara Denizi'ne kıyısı olmasa da Gökçeada Belediyesi de bu
8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinliklerine dahil olmuştu. Biz memnuniyetle hani neler geliştirilebilir konusunu beraber de değerlendirmek isteriz. Bu tür taleplere çok açığız. En geç 1-2 gün içerisinde gelen maillere cevap veriyoruz. Mutlaka iletişimde kalmak dileğiyle diyelim. Sonraki sorumuz. Marmara Denizi'ne kıyısı olmayan ilçe belediyeler stratejik planlarına Marmara Denizi ile ilgili faaliyet ve gösterge eklemeli midir? Cevabınız evet ise bunlar neler olabilir? Ataşehir Strateji Geliştirme'den gelmiş sorumuz. Teşekkür ederiz Gözde Hanım'a. Bana sorarsanız eklemelidir. Çünkü artık Marmara Denizi'ne kıyısı olan ibaresiyle, bu kategoriyle değil, Marmara Denizi Havzası içerisinde yer alan yerler olarak bir değerlendirme yapmak durumundayız. Yanlış hatırlamıyorsam Ataşehir'de bu havzanın içerisinde yer alıyor. En kötü ihtimalle Ataşehir'in komşu ilçe belediyelerinin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunuyor. Dolayısıyla bana sorarsanız çok havalı bir hareket olur Marmara Denizi'ni stratejik plan içerisinde vurgulamak. Yani en kötü ihtimalle Ataşehir Belediyesi'nin atık yönetimi faaliyetlerinin çok iyi bir noktada olduğunu biliyorum. En kötü ihtimalle atık yönetimi faaliyetlerini İşte sıfır atık mavi projesiyle ya da deniz çöpleri bağlamında Marmara Denizi'nin kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilişkili bir noktadan ele alabilirse bu bile çok önemli bir katkı olur. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ben özellikle kıyısı bulunmayan, havzada yer alan belediyelere kıyısı bulunan belediyelerle işbirliği yaparak neler yapılabilir beraber değerlendirmelerini öncelikli tavsiyem bu. Daha sonra da atık yönetimiyle ilişkili ya da toplumsal farkındalıkla ilişkili yapacakları bütün faaliyetlere Marmara Denizi vurgusunu bir stratejik hedef ya da amaç olarak iliştirmenin çok güçlü bir stratejik plan hazırlanmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Bir sonraki sorumuza geçmeden önce parmak kaldıran katılımcılarımız var, el kaldıran. Onları çete ve soru cevap ekrana davet ediyorum. Oradan alabiliriz sorularınızı. Evet, bir öğrenci, üniversite öğrencisinden bir soru gelmiş. Türk Alman Üniversitesi'nde öğrenciymiş kendisi. Üniversitem Beykoz'da ve sunumunuzda Beykoz'dan örnek verdiğinizde özellikle dikkatimi çekti ve yakından gözlemleme fırsatım olduğu için eksiklikleri fark ettim. Aslında Beykoz Belediyesi'nin çevre mühendisleriyle üniversite öğrencileri olarak sıfır atık konusunda gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Fakat denize aidiyet noktasında eksiklik hissediyorum. MBB'nin üniversitelerde öğrencilerle faaliyet yürütüp farkındalığı arttırmak için bakış açısı nedir? Bunu öğrenmek isterim demiş kendisi. Çok teşekkürler Ece Hanım'a bu güzel soru için. Benim aslında sunumda çok mu detay olur diye bahsetmediğim bazı noktalara işaret etmiş kendisi. Çok güzel bir noktada yer alıyor Türk Alman Üniversitesi Beykoz'da. Ve Beykoz Belediyesi'nin çevre birimiyle çok yakın ilişkiler içerisindeyiz biz. Her bir arkadaşımızla yakından tanışıyoruz ve uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Çok gayretli ve çok iyi bir noktadan bu mevzuya bakan insanlar olduğu ile ilgili hiçbir şeyimiz yok zaten. Ve onların da üniversiteyle yoğun bir işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. Bana sorarsanız Marmara Belediyeler Birliği'nin özellikle gerçi bu yüksek lisans da değil artık doktora tezlerini destekleyen bir öğrenci destek zemini var. Ancak 8 Haziran Marmara Denizi gününde biz çok sayıda üniversite kulübünün, öğrenci topluluğunun 8 Haziran Marmara Denizi günü etkinliklerine katıldığını biliyoruz. Pekala onların arasında yer alabilirler öğrenci kulüpleri olarak. Hem yürütecekleri çevre korumaya yönelik faaliyetlerle hem Marmara Denizi toplumsal farkındalık faaliyetleriyle pekala yer alabilirler. Hem de yine bizim yıl içerisinde belli periyotlarda işte lisansüstü çalışmalar odağında Marmara Denizi gibi
bir takım doğrudan bilimle ve üniversite öğrencileriyle iç içe olduğumuz bir takım etkinlikler oluyor. Pekala oralara da katılabilirler. Ayrıca belediyelerin işin içerisine dahil edebilecekleri ve Marmara Belediyeler Birliği'nin dahil olmasını isteyebilecekleri eğer projeler varsa biz bunlara da oldukça açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Zaten işte İstanbul'daki 39 tane ilçe belediyesiyle Marmara Havzası'ndaki yüzlerce belediyeyle çok yoğun bir çevre yönetim bağlamında ilişkimiz var. Biz buna üniversiteyi ve üniversite öğrencilerini dahil etmekle ilgili hep son derece pozitif olmuştuk. Sadece birazcık belki başarısız olduk yani onlara ulaşma noktasında. Ama bu bizim eksikliğimizdir. Eğer işte Ece Hanım gibi böyle doğrudan bizimle bir takım çalışmalar yürütmek isteyen arkadaşlarımız varsa buradan memnuniyetle çok pozitif olduğumuzu ifade etmek isterim. Çok teşekkürler Cihat Bey. Şu anda gelen tüm ekrandaki sorularımızı yanıtlamış olarak görüntülüyorum ben. El kaldıran katılımcılarımıza bir kez daha belki şu hani toparlama esnasında hatırlatmış olalım. Eğer chatten yazabilirseniz sohbetten veya soru cevap kısmından sizlerin de sorusunu yanıtlamak isteriz seve seve. Şu an için toparladık gibi Yok. duruyor dediğim gibi. Çok teşekkür ederiz Cihat Bey bugün için. Belki çok çok özür dileyerek iletişim bilgilerimi aktarmadığımı ben Tabii. gördüm. Çok kısa sizin de vaktinizi alacağım ama şöyle O esnada ben hemen. belki stratejik plan için perspektifler webinar serimizin sıradaki webinarlarından böyle çok kısa bahsedebilirim katılımcılarımıza. Yarın Buyurun Mekanda Prenses. Adalet Derneği ile birlikte kentte iyilik hali için stratejik planlamayı konuşacağız. Yine saatler onu gösterdiğinde biz bu ekranda sizleri bekliyor olacağız. Çalışma arkadaşım kayıt linkini chatten iletiyor. Daha sonrasında 12 Ağustos yani Pazartesi günü değişim için stratejik planlamayı Doçent Doktor Ulaş Bayraktar için konuşacağız. Bu aslında stratejik planlar için bir devrim niteliğinde bir webinar olacak. Bizler de çok heyecanlıyız, merak ediyoruz ve sizleri özellikle görmek istiyoruz. 16 Ağustos'ta da Culture Unleashed ekibiyle birlikte kültür için stratejik planlamayı konuşacağız. Hemen onun 3 gün öncesinde 13 Ağustos'ta ise UN Habitat'la birlikte UN Habitat istatistik uzmanı Doğu Karakaya ile birlikte kentsel izleme çerçevesiyle stratejik planları nasıl değerlendiririz bunu konuşacağız. Mutlaka bu 4 webinarımızda da siz değerli katılımcılarımızı bekliyoruz. Bu arada Cihat Bey'in iletişim bilgilerini de ekrana yansıtmış olduk. Evet, yani doğrudan maillerle irtibata geçebiliriz. LinkedIn'de artık bu tür iletişimleri kurmak için çok önemli bir platform. Doğrudan oradan da irtibata geçebiliriz. Biz ilk fırsatta sizlerin başvurularınıza dönüş yapmak gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar Yerel Yönetim Akademisi'ne, Halenur Hanım nezdinde bütün eğitim ve projeler müdürlüğüne ve oradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize sunduğu için.